Merhaba arkadaşlar. Merhabalar hocam. Sağ olun. Derse hala katılan birkaç kişi var. Onları da bekliyorum. Daha sonra hemen devam edeceğiz, başlayacağız. Sizleri tanımak isterim ama dersimizin süresi kısıtlı olduğu için ben kendimden kısaca bahsedeyim. Ardından da okuma parçalarından bahsedeyim, dersi nasıl işleyeceğimizden bahsedeyim size. Sanırım bazılarınız öğrenci ve çalışanlar da var aranızda. Öncelikle hoş geldiniz bu programa. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Arkadaşlar ben doktor öğretim üyesi Burcu Türkmen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mütercim tercümanlık, İngilizce mütercim tercümanlık bölümünde çalışıyorum. Sizinle B2 seviyesi, B1 ve B2 arasında okumalar yapacağız. Ağırlıklı olarak B2 seviyesinde. Sistemde sanırım benim yüklediğim 14 tane belge var. 14 mü 12 mi? Bu belgelerin hepsini görebiliyorsunuz değil mi? Alıştırmaları. Evet hocam. Tamam. Bunları indirebiliyorsunuz. Her hafta bir tanesini yapacağız. Oradaki sıraya göre devam edeceğiz. Bugün ilk konumuz A Plastic Ocean, A Film Review. Bununla başlıyoruz. Ben şöyle bir işleyiş yöntemi seçtim. Belli zaten aldığımız kaynaklar. Nereden aldığımız da belli. Beraber bilinmeyen kelimelerini çıkartın, olur mu? Mesela önümüzdeki hafta ders için size verilen bu okuma parçasından önceki kısmındaki o alıştırmaları, preparation testleri yapmaya çalışın. Ardından da beraber okuyup burada soruları cevaplandıralım. Olur mu? Yani o okuma metninin içinde de bilmediğiniz kelimeler varsa bunları da bir zahmet şey yapın. Yani bilmediğiniz kelimeleri çıkartın, liste yapın. Ezberleyin artık sizin için ne kadar daha rahat ve kolay olacaksa. Ve böyle bu şekilde devam edeceğiz. Yani B2 düzeyinde okumalar yaparak devam edeceğiz. Ve birkaç tane de alıştırmasını yapacağız. Şöyle çevirmeyeceğiz bunları. Alıştırmaları yapacağız, okuyacağız ve gerekirse arada İngilizce konuşacağız sizinle. Bence gerekirse değil İngilizce konuşmaya gayret edelim. Olur mu? Yani basit kelimelerle, basit cümlelerle şu an tanışma aşaması olduğu için böyle kısacık Türkçe bir giriş yapıyorum. Ama basit cümlelerle, basit kelimelerle kendinizi nasıl rahat ifade edecekseniz öyle konuşalım. İngilizce konuşalım ama. Tamam. Evet, çok güzel olur hocam. Tamam, benim için de güzel olur. Peki, o zaman şöyle başlayalım biz kısaca. Tamam mı? Ben gelenleri bir taraftan derse kabul ediyorum. O yüzden sürekli gözüm orada. Bayağı katılım var bugün. Peki bakalım. Hocam metni biraz daha büyütebilir miyiz yoksa bu... Şöyle büyüyor mu siz bakarken? Şu anda evet. Evet, tamam. Güzel. Peki. Ben şöyle şunu da kaldırayım. Siz şu katılımcı listesini görüyor musunuz ben paylaştığımda? Görmüyorsunuz değil mi? Yanda gözüküyor hocam da. Ha, tamam. Çünkü sürekli gelen oluyor, o listeyi kaldıramıyorum şu an. Heh, şöyle daha iyi sanırım. Evet. Tamam, teşekkürler. A Plastic Ocean, bir göz attınız mı peki? Baktınız mı? Yani sistemi... Evet hocam. Tamam. Peki seviyesi nasıl size göre? Birazcık zor mu? Yani B1, B2 için normal yani. Ağır bir metin değil. Tamam. Yani biliyorsunuz Advanced Reading grupları da var. Bunlar size eğer çok basit geliyorsa oradaki okumalardan da devam edebilirsiniz. Ama bu tarafı bırakmanıza da gerek yok. Hem buraya hem oraya aynı anda devam edebilirsiniz. Peki. A Plastic Ocean, A Film Review. Read a review of the film A Plastic Ocean to practice and improve your reading skills. Before reading, do the preparation task first, then read the text and do the exercises. Now we will choose the words here in two groups, the first one about film and the other one about pollution. You know the meanings of them.
in Turkish. You know the meanings of the list that we see here? Huh? Do you know? I know pollution, I don't know. Okay, pollution in Turkish, kirlilik. And the film, as you know, the film as in Turkish also. And we will choose these words in two group. We will separate them in two group. And the first one, which are them are related to the film? The filmmaker. Sector. Yes. The first one, the filmmaker. Gökçe Nur. Documentary. The documentary. Yes, you're right. Filmmaker, documentary. Mm-hmm. Spoiler. Spoiler. The spoilers, you say. You scene. Are right. Scene var bir de, scene. Yes, the scene as we see here. Yes. Filmmaker. Premiere. Premiere, yes. Uh-huh. And premiere. Yes. You are so right. Okay. And the other one, the other group, we choose the words related to pollution. Dump. Dump, yes. Rubbish. Rubbish. Yes. Recycle. Recycle. Recycle, okay. Yes. And waste. Waste. Uh-huh. And polluted. I think while we are speaking in English and we are reading in English only, if you want to use English, then you can develop your language. Okay? Yes. Bir dakika. Arada bazı sesler geliyor da. Eğer derse katılım değilse mikrofonlarınızı kapalı tutun. Katılacağınız zaman açın, olur mu? Ben etraftaki diğer sesleri de duyuyorum çünkü. Tamam. The polluted, about pollution, as we said before. And then I admit also some of the participants. Okay. The first task is this. We will choose the words into a group and we need to know the meaning of these words. Do you have any unknown word here? Do you know all of their meanings? The dump? What race. What the mean race? What the mean race? Yes. Race, you say? I can't see here. Reuse. Okay. Think that. Use, you know, kullanmak. Reuse. Re eki varsa eğer, yeniden demek. Yeniden kullanım. Tamam. Yani bazı kelimelerin başında R eki geliyorsa eğer yeniden tekrar anlamı verecektir bizim için. Okay. Dump, what does it mean in Turkish? Please you say. It means çöplük. Çöplük. And rubbish? Çöp. Premier? Premier. Premier. Türkçeleştirmişiz premier diye. Evet. Gala. Gala aslında. Ya ön izleme. Aha. Güzel. Filmmaker. Yapımcı. Yapımcı. Film yapımcısı. Film yapımcısı. Shot. Çekim. Shot çekim. Güzel. Reuse yeniden kullanım. Recycle. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Yani cycle aslında dönüşümdür. Recycle da yeniden dönüşüm, geri dönüşüm. İşte buradaki gibi aklınızda tutun re eklerini. Spoiler. Bir şeyin önceden reklamı gibi, önceden ön anlatım gibi. Ya da ipucu olabilir mi hocam? Öyle anlatım, ön tanıtım olabilir. Evet. The scene. Sahne. Film sahne. Documentary. Belgesel. Belgesel. Waste. Atık. Atık, çöp veya fiil hali de var. Nedir? Harcamak.
harcamak, boşa harcamak anlamı da var waste'in. Ve polluted, kirletilmiş, kirli. Peki. Bunların anlamlarını ezberleyin ki size daha sonra gördüğünüz metinlerde fayda sağlasın. And then let's read together. And please try to understand the whole text. What does it give us? And what is the message of this text? Okay? We will talk about that. Yes, we will read the text and then we will answer the questions. Then we will talk about the general meaning of the general message of the text again. I need to hear your voices. While we are reading, we need to also speak. Yani okurken bir taraftan da konuşmamızı da kuvvetlendirelim. Ufak ufak yorum yapalım. The reading text, A Plastic Ocean, a Theme Review. A Plastic Ocean is a theme to make you think. Think and then act. We need to take action on our dependence on plastic. We have been producing plastic in huge quantities since the 1940s. Drink bottles, shopping bags, toiletries, and even clothes are made with plastic. And the first gap is here. What happens to all the rest? This is the question the theme A Plastic Ocean answers. It is a documentary that looks at the impact that plastic waste has on the environment. Spoiler alert, the impact is devastating. Şimdi buraya kadar ne anladığınızı İngilizce özetleyebilir misiniz? Can you summarize what you understand in this paragraph? In the first paragraph. Please say something with your own sentences. What does it say? What is the general message of the first paragraph? What does it say? What does it mean? Please try to say something. Türkçe kabul ederseniz hocam. Belki bir şey söyleriz ama İngilizce yok. Denesen peki? Hocam şey oluyor ya, hep Arapça kelimeler giriyor benim aklıma. Peki, ne anladığını, yani. Tamam, ne anladığını bana özetle o zaman bir iki cümleyle. Şey, burada plastik bir okyanustan bahsediyor. Yani plastiğin çokluğundan dolayı filmin bir film var. Bu belgesel şeklinde çekilmiş. Ve şey, plastiğin neleri sebep olabileceği ile ilgili şeylerden bahsediyor. 1940 yılından beri hani bu işte içecek kutuları, alışveriş çantaları gibi böyle plastikten yapılmış maddelerin doğaya nasıl zarar verdiği ile ilgili belgesel şeklindeki filmden bahsediyor. Tamam, peki. Güzel. Yalnız burada bir tane boşluk var. O boşluğu daha sonra dolduracağız aşağıdaki cümlelerden seçerek. 5 tane boşluk var metnin genelinde. And the second paragraph. The film begins as a journey to film the largest animal on the planet, the blue whale. But during the journey, the filmmakers, journalist Craig Leeson and environmental activist Tanya Streeter make the shocking discovery of a huge, thick layer of plastic floating in the middle of the Indian Ocean. In total, they visited 20 locations around the world during the four years it took them to make the film. The documentary premiered in 2016 and is now on streaming services such as Netflix. Who want to summarize this paragraph? If you can, please say something in English. What do you understand? What did you understand from the second paragraph? Or did you understand something from it? Can you say something?
Okay, in Turkish, if you want, you may say also. Cez söyleyebiliriz değil mi hocam? Hadi, söyle bakalım. Evet, film çekimcisi büyük bir balina görüyor. Yani aslında onu çekmeye çalışıyor. Daha sonra da okyanusun ortasında büyük bir plastik tarzı bir şey görüyor. Yani öyle anlıyorum. Tamam. Peki, tabii detaylar var ama. Peki okurken genelini anlıyor musunuz metnin? Yani anlaşılmayan kelimeler oluyor hocam ama genel bir çerçeve çiziliyor kafamızda. En azından benim öyle. Evet. Diğer arkadaşların yorumları? Hocam ben de birkaç cümleden neden bahsettiğini anlamaya çalışıyorum. Tamam. Peki. O zaman önden hazırlık şart. Yani anlaştık mı? Bir dahaki derse geldiğinizde yani haftaya muhakkak önce bir bilinmeyen kelimelerini çıkartın ki anlamaya çalışalım. Peki. Devam ediyorum o zaman şuradan. Okumak isteyen var mı peki şu üçüncü paragrafı mesela birisi okuyabilir. It's very clear ile başlayan yeri. En azından bir okuyun oradan. Metin okuyun. Yani okurken telaffuzlarınızı da düzeltebiliriz. Hata varsa onlara da eğilebiliriz. I can read it. Okay. It's very clear that a lot of research went into the film. There are beautiful shots of the seas and marine life. We see how marine species are being killed by all the plastic we are dumping in the ocean. The message about our use of plastic is painfully obvious. Obvious. Yes, thank you. You want to summarize with your own sentences or in Turkish? Bu paragraftan ne çıkartıyorsunuz? Türkçe söyleyebilirsiniz. Bugünlük. It is very clear that a lot of research went into the film. There are beautiful shots of the seas and marine life. Marine life nedir Türkçe? Deniz hayatı. Evet, deniz yaşamı değil mi? Deniz hayatı. We see how marine species are being killed by the plastic, by all the plastic we are dumping in the ocean. The message about our use of plastic is painfully obvious. And then the other paragraph. Who want to read? Kim okur? Okay. In the second half, the filmmakers look at what we can do to reverse the tide of plastic flowing around the world. They present short-term and long-term solutions. These include avoiding plastic containers and single-use plastic products as much as possible. Reuse your plastic bags and recycle as much as you can. The filmmakers also stress the need for governments to work more on recycling programs and look at how technology is developing that can convert plastic into fuel. Thank you for your reading. And then, kim özetler burayı? Türkçe özetleyin. Ne anladığınızı? Kim söylemek ister? Yani bir iki cümle de olsa ne anladıysanız, paylaşsanız. Kimse yok mu? Plastiğe yakıta çevirebileceklerinden bahsediyorlar. Evet. Güzel. Başka neden bahsediliyor? Hocam kısa vadeli ve uzun vadeli çözümler sunmuşlar. Daha sonra plastik kap kullanımını engelleyen ve tek kullanımlık plastik ürünleri engellemek içeren öneriler sanırım. Evet. These include avoiding plastic containers and single-use plastic products as much as possible.
reuse your plastic bags and recycle as much as you can. Olabildiğince tekrar kullanıma dönük olan, değil mi? Evet. Plastiklerin tekrar kullanıma dönük olanlarını kullanmaya teşvik ediyor. Peki. The other paragraph. We make a staggering amount of plastic. In terms of plastic bags alone, we use 500 billion worldwide annually. Over 300 million tons of plastic are produced every year. And at least 8 million of those are dumped into the oceans. Once you have seen a plastic ocean, you will realize the time is now and we all have a role to play. Peki buradan ne çıkarttık son kısımda? Yani çok plastik ürettiğimizi söylüyor. Hı hı. We use 500 billion. 5 milyon, pardon milyar mıydı hocam, milyon? Evet, milyar. 5 milyar, dünya çapında 5 milyara civarında şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Hı hı. 300 milyon ton da her sene şey yapıyoruz, tüketiyoruz diyor galiba, kullanıyoruz. Produce, üretmek. Evet, plastik üretiyoruz. Evet. Hı hı. 8 milyon da okyanuslara atıyoruz. Dumpı çöp olarak okyanusa atıyoruz. Evet. Gayet güzel. Teşekkürler. Evet. Peki genel olarak ne çıkarttık reading parçasından? Şimdi bir şeyi okuduğunuz zaman baştan sona ondan ne anladığınız önemli. Kısa kısa ben şimdi paragraf paragraf ne anladığınızı sordum ama bir de genel olarak toplamak isteyen var mı kendi cümleleriyle? Mesela bunu İngilizce yapabiliriz bence. Yapar mıyız? Önceden çalışmamız gerekiyor hocam. Tamam, o zaman haftaya çalışın, oldu mu? Bu haftalık böyle ısınma turu olsun hepimiz, evet, için. Evet. Haftaya... sesin çok derinden geliyor. Şu an iyi mi? Evet, şu an iyi. Tamam. Birazcık heyecan da yaptım. The text about a film that's about a documentary. It's mm-hmm. about a plastic using. The film wants to make sense about the plastic that we use huge of. Amount, doğru mu kurdum hiç bilmiyorum şu an. Ben anlıyorum seni. Sen söyle, ilerle. Güzel. Tamam. And film wants to make a solution for this problem. And the solution is reusing the plastic we use and recycle as much as we can. Okay, I think it is good. It is good. Thank you for your comments and for your summary. Thank you. Gökçe Nur. Okay, the task. Now we have some exercises, and while we are reading, as you see here, we have some gaps. The first one, the second one, Indian Ocean, and then blah, blah. Then we will choose some words here, some sentences for here. The first one, please read these sentences and we will put these sentences into the blanks. This prompts them to travel around the world to look at other areas that have been affected. These are contrasted with scenes of polluted seas and dumps full of plastic rubbish. And we live in a world full of plastic and only a small proportion is recycled. The results are disastrous
but it isn't too late to change. But the film doesn't only present the negative side. Can you remember the gaps here? We will choose the sentences and put here. Look again. Let's look for A. This prompts them to travel around the world to look at other areas that have been affected. Where we can put this sentence? This prompts them. What does it mean in general? What can you understand from this sentence? This prompts them to travel around the world to look at other areas that have been affected. What do you understand? Ne anladınız bu cümleden? Şu A cümlesinden ne anladınız? Diğer etkilenmiş alanları seyahat ettiler dünyadaki. After this sentence, they go to 20 city, maybe 20 uh-huh. location. They visited 20 location. You say A need to be put the second one here. Yes, yes, we can put it. Okay, then who else? Başka neresi olabilir? Düşündünüz mü arkadaşlar? Hani bu şey gibi düşünün işte reading parçalarını okurken YDS'de, YÖK'ünde girdiğinizde readingleri yaparken anlamı bozan cümleler, işte parçaya uygun cümlelerin yerleştirilmesi, diyaloglar yine bu mantıkla yerleştireceğiz. Hocam ben de 20 location'lı yere gelecek diye düşündüm ama 2 mi 3 mü bilmiyorum, biraz kaydırabilirseniz. Ha, burası olabilir ya da şurası olabilir diyorsun, hemen bakıyorum. Şurası. It is very clear that a lot of research went into film. There are beautiful shots of the seas and marine life. İki daha uygun sanki çünkü burada paragraf değişiyor. Peki bakalım. Buranın sonunda ne diyor? We see how marine species are being killed by all the plastic we are dumping in the ocean. Bizim okyanusa attığımız plastiklerden denizdeki canlıların nasıl etkilendiğini, bundan nasıl öldüğünü görüyoruz diyor, değil mi? Peki şuraya bakalım. This prompts them to travel around the world to look at other areas that have been affected. Ve bundan etkilenen diğer yerleri de görecekler diyor. Böyle söyledikten sonra bu üç uygun mu? Belki uygun olabilir. İkiye bakalım tekrar. Şimdi iki şık arasında kaldık ya. İkiye bakalım. İki de ne diyor? Şöyle alıyorum bunu yukarı. İkiye bakın. In total they visited 20 locations around the world during the four... Hemen arka sayfaya gelelim. During the 4 years... It took them to make the film, the documentary premiered in 2016 and is now on streaming services. Hangisi daha uygun? İki mi, üç mü? Evet, ikisinden biri olacak da. I think two. Two. Üç diyen var mı peki? İki diyen ve üç diyen. Var mı? Şimdi bakın. Haklılık olsun hocam. Ben 3 diyorum ama. Peki. Haklılık olsun diye ama. Tamam. Yalnız kalmasın 3. It is very clear that a lot of research went into the film. Bu film hakkında bir sürü araştırma yapılmış. Bu açıktır, bellidir diyor. There are beautiful shots of the seas and marine life. Deniz ve deniz yaşamı hakkında çok güzel çekimler, sahneler vardır.
We see how marine species are being killed by the plastic. İşte okyanusa attığımız bu plastiklerden nasıl deniz türlerinin, deniz canlılarının öldüğünü görürüz. This prompts. Şimdi şuradaki prompt kelimesi ne demek? Bir ona bakalım ne demekmiş anlamı. Biliyor musunuz prompt'un ne olduğunu? This prompt. This prompts them to travel around. Buna neden olması. Bir şeye neden olmak. Bu onların tüm işte dünya etrafını gezmelerini ve etkilenen başka yerleri de görmelerine neden olmuş. Kime neden olmuş olabilir? There are beautiful shots of the seas and men. Peki 3'e uygun mu yoksa 2'ye mi daha uygun? 2'ye daha uygun görünüyor sanki. Evet hocam. Evet. Peki bir dakika, derse katılan var, yine ekliyorum. Peki bakalım, not alalım. İkinci maddeye bakın. These are contrasted with scenes of polluted seas and dumps full of plastic rubbish. Bu cümlenin çevirisi nasıl olur sizce? Yani nasıl Türkçeleştirirsiniz? These are contrasted with scenes of polluted cities and dumps full of plastic rubbish. Ne anlıyorsunuz o cümleden? Contrasted with scenes of polluted cities. Bu kirletilmiş şehirlerin ve tamamıyla plastik çöplerle dolmuş. Aha. Peki bu nereye uygun olur acaba? Hemen boşluklara bir daha bakalım. Önce şu ön sayfaya pardon. Şuraya gelelim. Üç olabilir mi hocam? Üç mü? Hı hı. Tamam bakalım. Şimdi bire uygun mu bir bakalım. Bir de ne anlatıyordu? Drink bottles, shopping bags, toiletries and even clothes are made with plastic. And what happens to all the rest? This is the question. The theme, a plastic ocean answers. Buraya uyar mı? Üçe bakalım. It is very clear that a lot of research went into the film. There are beautiful shots of the seas and marine life. These are contrasted with scenes of polluted cities and dumps full of plastic rubbish. Uyuyor gibi hocam sanki. Yes, I think three. Değil mi? Buraya uyar gibi görünüyor. Peki. Şimdilik not alın, oldu mu? Siz not alın. Ben yazmayacağım bunları. Peki bir sonrakine bakalım. We live in a world full of plastic and only a small proportion is recycled. Bunu nasıl çevirirsiniz? Türkçeleştirin. Plastik dolu dünyada yaşıyoruz ve az miktarda geri dönüşüm var. Evet, bunun çok azı geri dönüştürülüyor ya da az miktarda geri dönüşüm var. Peki bu cümleyi nereye yerleştireceğiz bakalım. Şuraya söylesek mesela, dörde söylesek. In the second half, the film makers look at what we can do to reverse the tide of plastic flowing around the world. Sizce buraya uyar mı? Hayır. Neden? Bir nedeni var belli. Çünkü bu giriş cümlesi. Ha. Ve burada şey diyor değil mi arkasında gelen? In the second half, ikinci yarısında da bu oldu. Demek ki de bir şeyin önce bir ilk parçasını anlatacak ya da giriş kısmını anlatacak. O yüzden burası olmaz. Bakalım şura olur mu? Beşe bakalım. We make a staggering amount of plastic. In terms of plastic bags alone, we use 500 billion worldwide annually. And over 300 million tons of plastic are produced every year. And at least 8 million of those are dumped into the oceans. Once you have seen a plastic ocean, you will realize the time is now and we all have a role to play. Buraya gelir mi sizce? C maddesi.
We live in a world of full of plastic and only a small proportion is recycled. Sizce olur mu? Ya da daha uygun gördüğünüz bir yer var mı bunun için? Bir olabilir hocam C. Ha? Bir olabilir. Bir olabilir. Hemen bakıyorum. Hop. Hemen bakılmıyor. Bakalım bire. Evet, bir sürü etrafımızda bir sürü plastik var ve bunların çok azı dönüştürülebiliyor dedik. What happens to all the rest? This is the question the female plastic ocean answers. Değil mi? Bunların çok azı dönüştürülüyor. Peki geri kalanına ne oluyor? Demek ki buraya uyabilir. C maddesi. Arkadan gelenle bağlantılı olduğu için. Peki D'ye bakın. The results are disastrous, but it isn't too late to change. Burada ne söylüyor? Sonuçlar felaket fakat geç değil yani. Evet. İçin çok geç değil. The results are disastrous. Felaket. Sonuçlar çok kötü. But it isn't too late to change. Fakat değiştirmek için geç kalınmamış. Bu sizce nereye uyar? Biliyorsan 5 ama. Olur eder herhalde. 5 olur. Değil mi şurası? And 8 million of those are dumped into oceans. Sonra the results are disastrous. But it isn't too late to change. Once you have seen a plastic ocean, you will realize the time is now and we all have a role to play. Evet, aslında bu son cümle bize daha olabileceğini gösteriyor değil mi? Bu iki cümlenin bağlantılı olduğunu. Yani Plastik Okyanus filmini izlediğinizde you will realize the time is now. Aslında zamanın şimdi olduğunu ve hepimizin bir rolü olduğunu söylüyor. Hani çok geç değil demişti ya burada da. But it isn't too late to change. O mantıklı olabilir, evet. E'ye bakalım. But the film doesn't only present the negative side. Sadece negatif yönlerden bahsetmiyormuş. Evet. Bilin. The film doesn't only present the negative sides. O zaman bize... Dördü söylemiş mi? Tree mi formal? Tree. There are beautiful shots of the seas and marine life. Güzel çekim ve deniz hayatı. Yani deniz hayatının hani güzel çekimleri olduğundan bahsediyor. Yani sadece kötü yanları yok gibi olabilir. Peki öyle düşünelim. Deniz hayatının güzel sahnelerini yansıtıyor dedik. Üçe eğer biz bunu yazarsak. But the film doesn't only present the negative side. Sonra... Sonrasında ölümlerden bahsediyor. Devamı zaten evet, olumsuz geliyor yine. Evet. Daha sonra bir daha olumsuz geliyor değil mi? Yani evet. Olumsuz sonra olumlu gelseydi evet olabilirdi. O zaman vazgeçtik burada. Dörde bakalım olur mu? Film sadece negatif tarafları göstermez. İkinci yarıda film yapımcısı evet. Ne yapıyormuş? Look at what we can do to reverse the tide of plastic flowing around the world. The present short-term and long-term solutions. Kısa vadeli ve uzun vadeli bazı çözümler sunuyor. These include avoiding plastic containers and single-use plastic products. Ve bundan sonra da plastiklerin işte nasıl geri dönüşüm olabileceğini, tek kullanımlık ürünlere, değil mi? Biraz daha olumlu tarafa doğru geliyor. Reuse your plastic bags and recycle as much as you can. Sanki burada daha uygun gibi, değil mi? Evet. Evet. Sanki. Peki. Sizin bir kere daha okumanızı istiyorum bunu. Yani bizim dersimiz bittikten sonra. Anlaştık mı? Şu 4-5 tane maddeyi bir daha bir yerleştirin. Haftaya kısaca bunların cevapları üzerinden yine konuşacağım. Ben sadece biraz zihin açılsın diye uğraşıyorum bugün. Anlaştık mı? Tamam. Peki şu alıştırmalara bakalım. Task 2. Task 2. Complete the sentences with the words from the box.
We will choose them. Do you know the meanings of these terms? Obvious in Turkish? Açık. Açık, belirgin, net demek, değil mi? Impact? Etki. Etki. Reverse? Geri dönüşüm mü demiştin? Değil değil mi? Dönüştürmek. Ters miydi? Neydi acaba? Reverse sanki başka bir şey. Karşıt olması gibi, karşıtı, tam zıttı gibi bir anlam var reverse'de. O zaman reverse taraftar, reverse de karşı taraftar mı oluyor? O kadar değil aslında ama evet, bunun başındaki ek gibi değil, örnek gibi değil. Tamam. Ama reverse'ın karşıtı olması, karşı olması gibi bir anlam var. Roll, take, almak. Take, almak, give, vermek değil mi? Make, yapmak. Yapmak. Term, dönem, süreç. Evet, dönem, süreç gibi bir anlamı var term'ın. Amount, miktar. Amount da miktar. Peki bu anlamlara göre aşağıdaki 8 alıştırmayı yerleştireceğiz. Bir iki dakika kendiniz bakın istiyorum. Daha sonra ben tek tek okuyarak cevapları isteyeceğim sizden. Şöyle sadece bir göz gezdirin. Cümleleri anlayabiliyor muyuz bakalım? Mesela birinciye bakalım. We urgently need to action about the plastic waste problem. Take action. Harekete geçmeye ihtiyacımız var. Evet, we urgently need to take action about the plastic waste problem. Yani plastik atık problemi hakkında take action nedir? Harekete geçmek gibi bir anlam var değil mi? Almak değil aslında buradaki anlam. Acilen harekete geçmeye ihtiyacımız var. Urgently, aciliyet belirtir. Birincisi take, evet. İkinciye bakalım. The hurricane, hurricane nedir? Türkçesi. Tayfun gibi değil mi? Fırtına, tayfun gibi daha şiddetli rüzgar çeşitlerinden. The hurricane had a devastating on the island. Impact. Evet, impact. Ada üzerinde yıkıcı bir etkisi varmış. The hurricane olmuş. The hurricane had a devastating. Devastating de yıkıcı, yok edici, şiddetli anlamı verecek. Burada impact diyeceğiz. The film makers, a shocking discovery in the Pacific. Make. Evet. The filmmakers make a shocking discovery in the Pacific. Pasifik'te şaşırtıcı, şok edici bir keşifte bulunuyorlar değil mi? Film yapımcıları. Peki dörde bakın. The answer was painfully to everyone in the room. The answer was painfully odadaki herkes için cevap acı bir şekilde neymiş acaba? Ne olabilir? Obvious olabilir. Obvious çünkü açık, belirgin ve net anlamı var. Evet, cevap acı verici şekilde, çok kötü bir şekilde, aslında çok açık odadaki herkes için. Beşte, everyone has a to play. Role. Everyone has a role to play in this situation. Herkesin bu durumda oynayacağı bir rol vardır ya da sahip olduğu bir rol vardır. It isn't too late to decide and fix the problem. To reverse the tide and fix the problem. Problemi düzeltmek geç değil mi? Evet, peki reverse burada o zaman karşıt anlamı olmayacak. Hangi anlamı olacak? Çünkü birkaç anlamı olabilir kelimelerin.
Tersine çevirmek, yani bu durumu, problemi tersine çevirmek. Evet, bu durumu, oradaki tight dediği bağları, bu bağları, bu durumu tersine çevirmek ve problemi düzeltmek için çok geç değil. Anlamı verecek, doğru. Ve 7'ye bakalım. This is a short solution. Short term. Short term, kısa vadeli, kısa süreli. Metnin içinde de geçiyordu, hatırlayın. Sondan bir önceki paragrafta. They present short term and long term solutions diyordu. This is a short term solution. It won't work forever. Bu it won't work forever'ı nasıl aktarırsınız Türkçe'ye? Sonsuza dek sürmeyen bir iş. Sürmeyecekmiş. Evet, güzel. Yani work kelimesi sadece çalışmak anlamında değil, değil mi? It won't work forever. Sonsuza kadar devam etmeyecek, sürmeyecek. Kısa vadeli bir şeydir bu diyor, çözümdür. Ve sonuncusu. There is a struggling of plastic in the world. Amount. Aşırtıcı miktarda. There is a struggling amount of plastic in the world. Dünyada şaşırtıcı miktarda ne varmış? Plastik varmış. Peki, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Aklınıza takılan ya da hocam çok hızlı geçiyorsun dediğiniz bir şey var mı? Varsa söyleyin, ben size göre... Yok hocam, bizim biraz hazırlanmamız gerekiyor ders öncesi sadece. Evet, yani birazcık bu reading dersini yaparken, çünkü alıştırmalar da var. Bunu yaparken biraz önden hazırlanmanız lazım. Ve lütfen okuduğunuz o parçayı kendi cümlelerinizde nasıl özetlersiniz? Bundan sonraki derslerde ona da çalışın, oldu mu? Çünkü her ders soracağım ben bunu size. Yani bu paragraftan ne anladın, kendi cümlenle özetle diye. Anlaştık mı? Tamam hocam, anlaştık. Tamam. Peki şu son kısma bakalım o zaman. Son discussion kısmı var. Bir onu konuşalım ama İngilizce cümlelerinizle konuşmamız lazım. What documentary films would you recommend? Do you watch documentaries? Yes, I watch, but not about polluted or contaminated. I watch 25 liter water documentary. Uh-huh. I can recommend it to everyone. Okay, you watch them on internet or on TV? Internet. I watch internet. This documentary. Say over consumption, tüketim over consumption about water. Yes, I there people there one day only 25 liter. Water people use. Mm-hmm. Yes, this is a huge amount for everyone. Thank you, Kader, thank you. And what kind of documentary films do you watch generally? For example, biographies for a leader or for a political people or National Geographic style or something else, something about nature, something about animals. As you know, there are some documentaries about policies and politicals. And then what kind of documentaries do you watch? Or do you watch documentaries? I think this is the first question. One else, don't you watch something? Don't you watch some documentaries in your daily life? Huh? Okay then, what kind of films do you watch?
or TV serials or internet serials that we watch, what kind of programs, what kind of themes, historical, something about nature, something about people, or a comedy, or tragic comedy, or drama. What kind of themes do you watch? I watch science fiction. Uh-huh. I see. Really, it's good. Something about future? Yes, and space, about space. About space, okay. Can you recommend us a film that you watch? One of them? Interstellar. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Okay, we can understand. About space. About space. Uh-huh. Yes. Thank you. And who else? Do you watch some films or serials? And what are the topics? What are the subjects? Okay, then please think about them. For next week, we will also talk about the task one and the answers of task one, because there are some problems for answers of them. Please read the whole text again and the second text. Okay, this is the first one, and please read the second one for next week and find the unknown words. And please try to summarize with your own sentences. Okay, for today. Yes. For today, thank you for your participation. And then next week we will see each other. Thank you and have a teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam hocam, görüşmek üzere.